üstünü değiştirin. Papaz dörtlü. Bu daha yüksek. Benim... ...doları. Bana kolay olacağını hiç sanmıyorum. Zıvan. Buraya geldi de bebeğim öldürüldü. Akceden... Lucy. Kendince doğru olanı yapmalısın. Seçimlerde yeniden adaylığını koyan Sayın Başkan'ın yenilmez bir sonuna geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Cumhuriyetçilerden adaylığını koyabilecek güçlü bir isim yok mu? Siz aday biliyorsun, olacak mısınız? Kasım'a daha çok zaman var. Şu an için sadece güzel. İyi olacak, hoşça kalın. Son durum nedir? Bütün çıkışlara kamp kurmuşlar. Kim? Kim kamp kurmuş? Bire şartlarını av stratejilerinin bir parçası olarak kullanırken bazıları ise ona... İzin ver. İsim ver, ben konuşayım. Hiçbir şey... Teşekkür ederim arkadaş. Ha bu arada sana hediye... No dearer dreams... Hoşuma gitmez. Merak etme Pet. Ne de olsa... İkiniz karşı taraflardasınız. Aramızda düşmanlık yok. Savaş bitti. Bu iyi. Bunu uzun zamandan beri bekliyorum. Savaşmıştık albay. Tamam, anlaştık. Bunun için ne kadar istiyorsun? Bak eğer... Bunlar demesi için bir adam göndermeliyim. Böylece eğer gelirse hemen haberimiz olur. Biliyor musun? Damı yaparken tahtaları biraz daha... Güzel. Hiç böylesini yememişsindir. Yunanistan'da kültür ateşi. Zeybol koydu. Orada kal. Ne yapacağım biliyor musun? Ki biz köyündeki mezarımı satıp Los Copa'da boktan bir yer satın alacağım. Böyle... Sizi adamlarımla da tanıştıracağım. Kadar bize yetecek kadar... ...deniyorum. Ama onunla ilgili bir kanıt bulamadım. Dusty geldiği zaman onu saklanma yerine götür. Tamam Ted.
zavallı bir kadın olacağım. Evet, şimdi bir dene. Nasıl köşesi? Evet, bu benim eşim Bella. Merhaba. Merhaba. Tekerlekli sandalyedesin. Evet, öyleyim. Evet. Ben kötü bir... İşini doğru yaparsan bir daha para derdi filan çekmezsin. Tahmin etmiş. Bir yerde 10 sent ararsın. Başımı döndürdün. Şimdi bir de can elde edemezsen Can Doğu hareketini durduracağını mı söyleme? Sence de öyle mi? Çok soru soruyorsun. Ben dedektifim, benim işim bu. Geldik. İşe bak. İki tane çok... Şeye inanmam da on... Öyle mi? Aslında sende bir kaçıklık olduğunu fark etmiştim. Kabul etsen iyi olur. Çünkü alacağın tek teklif bu olacak. Az mıyım? Yarın gelip ona evlenme teklif etmelisin. Senin yerine dağıtıma ben giderim. Bilir misiniz? Evet sanırım. Pek yabancısı değilim. Bakın, bu işi başka bir zamana bırakalım. Bir an önce bu... Uyuyor mu? Hemen gidip uyandırın, mutlaka konuşmalıyım. Aralık 1944'te Hitler, Belçika'nın Arden ormanlarına büyük bir taarruz başlattı. Ve büyük bir... Alo, merhaba. Ben şeyi arıyordum. Gün orada mı? İşe bak, bu bizim Florence Nightingale. Ne arıyorsunuz burada? Özür dilerim, bilmiyordum. Merhaba canım. Erika ne yapmış biliyor musun? Kendi eğlenirken arkadaşını dışarıda bırakmış. Sahi mi? Çok özür dilerim. Tango ateşi yanmaya başlamış. Ben Hollywood'a gidecek olsam, herkes elveda Valentino der. Peki,
Hiç teklif aldın mı? Ama çok uzun süredir yurdumdan uzaktayım artık. Planlamanı istemiyorum. Ben yeteri kadar okudum. Dinle Lala. Artık yeri parçalasaydım. Dur bakalım bir dakika. Şimdi planlamaya çalışıyorum. Sen köpek gibi... Bu gece bekleneni sağlayamadık efendim. Büyük bir fırtına çıkmıştı. Greta Dermali gelmiş. Evet sayın efendi. Konu beni... ...yapılacağını söyledi. Çalışırız he? Bu harika bir fikir. Çok iyi. Bu son derece. Çok kasit. Biliyorsunuz ben ders verirken salona girmek yasaktır. Evet efendim ama biz düşündük ki... İşte bu çok ilginç. Ne? Çünkü biz bahçeye çıkarak kaçtık orada. Evet doğru söylüyor. Çatıdan kaçan her kimse katil de o. Keser, anlamıyor musun? Hayır, anlamıyor. Bu yüzden bu... Oldu! Yazık. Yanına git dedi. Tek okuldan atılırmış. Bu benim umurumda bile değil ama. Evet ben de yeterince eğitim aldım. Sağ olun benden yana olduğunuzu çok iyi biliyorum. Ama canınızı sıkmak istemem. Kaldık. Benle birlikte kalırdın. Ben de onda bunda kalırdım. Onda bunda mı? Değişik insanlar. Bu silahın ona çok yakıştığına eminim. Gayet iyi işliyor ha? Hayır, görmedin mi? Az daha hedefi şaşırıyordum. Ona elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Ölmeden önce bu gümüş madenindeki hakkını bize verdi. Namussuz alçak. Duvarların altınla kaplı olduğuna yemin etmiyor. Bay Mac. Dört.
Ben senin... Tabii. Neden anlasın? Uçuk kızlar, fahişeler. Öyle mi dersin? Yeni bir pisaro alıyorum. Her sene böyle şeyler olur. Çok palavracısın Stanley. Bana bak, kiminle konuşuyorsun sen ha? Kiminle olacak? Tabii ki seninle. Hiç acıktım. Ağlıyor. Hey Nick, sen hiç yemek yemez misin Allah aşkına? Acıkarak kendimi terbiye etmeye çalışıyorum. Kimden geldi efendim? Sana konuş denince konuş. Roberts. Daha içeri adım atalı yarım saat olmadı ama bizi o tepeye göndermeyi başardın. Dünyaya gelmene sebep olduğu için babanın hala pişmanlık duyduğundan eminim. Bak Roberts. Bu gezinti bir felaketle biterse bunu sana ödetirim. Sola dön. Kımıldamadan dur. Sol sağ, sol sağ. Palanması. Seni bilmiyor muyum sanki Charlie? Her şey... Sol! Onu tuttum Horace. Mesai arkadaşları şikayet etmek... Sen lafı... Biliyorsun ki ne diyorsun peşinde. Sağ olun efendim.